Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiye, yine empatiye. Hoş geldiniz. Son derece değerli bir konuğum var. Türk Edebiyatı'nın çok çalışkan, üretken, çok sevilen, okunan mensuplarından biri. Ayşe Kulin'le beraberiz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizi görünce heyecanlandım. Bir ağzım falan tutamıyorum. Karıştı birbirine. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de bu lafa çok sevindim. Ben de ağzımı tutamıyorum. Ya, tamam, güzel. İdare ederiz beraber. Şu ara çalıştığınız bir şey var mı dosya üstünde? Evet, evet. Elimde bir roman var. Roman var. Onu hızlı bitirmeye çalışıyorum. Müjdemizi isteriz. Ne zaman gelir yaklaşık olarak? Biraz da yayıncıya bağlı tabii. Ben siz bir ay içinde bitireceğim. Daha az yayıncıya bağlı. Gayret ediyorum. Konusu, çünkü evet. Bu yıl içinde bir kitap daha hazırlayacağız. Benim 40. yılım yazarlıkta. İlk kitabımdan bu yana 40 yıl geçmiş. Kalemimde 40 sene diye bir kitap hazırlamak. Maşallah. Onun için biraz acelem var bu romanı bitirmekte. Bir şey mi olacak? Bir muhasebe kitabı mı olacak? İşte, yani ne yaptık, ne yani ettik, nasıl oldu? Şöyle falan olacak herhalde. Benim orada burada yayınlanmış yazılarım, röportajlarım, okur mektupları, arada küçük hatıralar, yani yazarlık maceram gibi bir şey. Evet. Müdahale edeceksiniz yani aralara. Onları birleştireceksiniz röportajları. Seçeceğiz, edeceğiz birlikte tabii ki. Peki, konuğumu seyircilerimizin çok büyük bir bölümü gayet iyi tanıyordur ama şöyle bir giriş daha yapmış olalım, ikinci giriş. Adı Aylin, Sevda Linka, Gece Sesleri, Gizli Anların Yolcusu gibi çok sevdiğiniz kitapların sahibiyle birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi şunu da hatırlatmam lazım. Ben Sayın Kulin'in iznini almak suretiyle şu andan itibaren sen diyeceğim. Saygısız birisi olduğum için değil, programın formatına yardımcı olmak için böyle yapıyorum. Siz çünkü tuhaf bir mesafe koyuyor aramıza. O mesafe her zaman kalbimizde ama dilimizde sen olacak bu akşam. Yazmak acılarını hafifletmenin bir yolu mu? Tabii, acılarından kurtulmanın bir yolu. Bakın, o kitap beni dönüştüren kitaptır. O Batı medeniyeti dediğimiz, çok hayranı olduğum medeniyete küstüm. Kızgın mısın? Eşime herhalde çok kızgınım. Biz evlendik, okumak üzere üniversiteyi, diploma yerine iki çocukla döndüm. Peki neden 25 yıl yayıncı bulamadınız? İşte onun efendim sorusunu ben size sorayım. Belki bir empati yapar, öğrenirsiniz. Ben bir 10 sene küstüm. Orada okudum, aşk romanlarının yazarı Ayşe Kulin diye. Eyvah. 40'a yakın kitabım var. Hiç aşk kitabı yok. Ben önce size soruyorum, bir yazar olarak. İlham vermek ya da ilham olmak deyince aklınıza ne geliyor? Bir yazar olarak çok geri dönüş aldım. Bana ilham verdiniz diye. Ben değil, benim yazmış olduğum karakterler. Örneğin Aylin. Çünkü Aylin 26 yaşında, evet, başlamış tıp okumaya. Ondan sonra Amerika'da çok ünlü bir doktor olmuş. Yani demek ki geç kalmak diye bir şey yok. Füreyya kitabında gene ben yazdım ama Füreyya'dır ilham veren. Füreyya 40 yaşında verem oluyor. Yatağın içinde oyalansın diye kil koyuyorlar önüne. 40 yaşından sonra tek ciğer, yani ölümü beklenirken uluslararası bir sanatçıya, seramik sanatçısına dönüşüyor. Bu şekilde bana biz hayatı bitti zannederken geri döndük diyen çok kişi var. Hatta bazıları tanınmış kişiler de, yani cemiyet içinde yerleri olan. O bakımdan kitaplarımın ilham verebildiği insan, yani o kitaplarım için tabii bunların en önemlisi Türkan Saylan'dır. Hem hayat kurtarmış cüzdanlar açısından, hem de okula gidemeyen kızlara, evet, parasızlık nedeniyle ışık olmuş ve bugün 100.000'i aşkın kız çocuğunu eğitime yönlendiren, bir sistemik oturtmuş bir kadın. O bakımdan ilham deyince böyle şeyler aklımıza geliyor. İlham tabii bunlar geliyor. Yani neler yapılabileceği geliyor. Benim hayatımda bu örnekler yazarlığımdan dolayı çok var. İnsan sadece yazdıklarıyla değil, aslında yaptığı, ettiğiyle de etrafına, evet, ama benim ilham tabii verebilir. Oradan bana düşen pay sadece o hikayeleri kaleme almış olmak. Oldum. Yani ben çok önemli birkaç kişinin hayatını yazdım. Evet.
o kalemin önemini de unutmamak lazım. Sadece onların hayatı değil tabii. Peki tutku sizin için ne ifade ediyor? Tutku aşkın bir parçası. Yani aşk dediğin zaman iki kişi için. Evet, şu anda yazdığım romanda tam da bunu işlemekte olduğumdan dolayı. Ama tabii sadece sevgiyle kalmıyor. İnsan tutkuyla bir amaca da bağlanabiliyor. Evet. Evet. Yani tutku herhalde şart. Evet. İdeolojik olarak da evet doğru. Peki ideolojik olarak ideolojiler hayatın akışı içinde değişebiliyor. Sizin çok doğru zannettiğiniz bazı ideolojiler eskiyor, bir bakıyorsunuz yıpranıyor. Eskiyor, yıpranıyor, şekil değiştiriyor filan. Onun için yani böyle o tür yapışmak ve fikir değiştirmemelere karşıyım. Çok doğru bildiğiniz bir şey bir bakıyorsunuz meğer yanlışmış veyahut yanlışa yön verebiliyor. Hayatı kendi başına tarif etmeye yetmeyecek şeyler, ideoloji gibi. Yani tek başına yetmeyen şeyler için de tutkuları çok sarf etmemek mi lazım acaba? Doğru. Öyle bir şey önermeyelim ama yani. Tutku daha üstüne baskı yapılmış bir şey demek bence. Bir saplantı demeyeyim de ondan bir öncesi. Yani ben bunu tutkuyla yaparsam, sevgimi koyarak yaparsam, yüreğimi koyarak yaparsam daha iyi bir iş çıkarırım gibi. Bir de tabii iki kişi arasındaki tutku var. Tabii. O insani ama neticede şey. Motivasyonla ilgili bir şey. Motivasyonu peki yetenek desem ne dersiniz? Tam da ben yeteneğin soruyorsunuz. Kesinlikle fikrimi değiştirebilirim tabii. Çünkü kesin hiçbir şey yok hayatta. Ama bize eğer şey olarak bakıyorsanız, yani darwinistik açıdan bakıyorsanız, genlerimize taşıdığımızı, ilahi bir açıdan bakıyorsanız yukarıdan verildiğine inanıyorum. Çünkü her insan kendi içinde neye karşı yetenek taşıyorsa onu iyi yapıyor. Şimdi benim anneannemin piyanosu vardı. Evde var hazır piyano, oturttular önüne. 3 ay sonra hoca dedi ki, babama paranızı boşa harcamayın, benim de vaktimi harcamayın. Bu çocukta kulak yok. Şimdi bu yani benim kulağım olmadığı sürece, sesim olmadığı sürece ben ne kadar çabalarsam çabalayayım bir şarkıcı veya müzisyen olamazdım. Ama kulak gelişen bir şey değil mi çalıştıkça? Evet, olmuyor. Eski moda bir hayır, yani yemek bence. Yemeği alın, bırakın onu. Aynı tarifle iki kişi pilav yapalım. Evet. Benimki lapa olabilir, sizinki tane dökülür. Bu o bir Allah vergisi bir şey. Bütün yaptığımız işlerde bu var bence. İyi bir doktorsanız, iyi bir yazarsanız, sahnede çok başarılıysanız, sahne ışığınız varsa o zaman iyi bir oyuncu oluyorsunuz. Çalışmakla olmuyor. 4 tane edebiyat fakültesi bitirin. Yazdıklarınızı okutamayabilirsiniz. O Allah'ın verdiği bir şey veyahut genlerinizle taşıdığınız bir şey. Hangi şeye inanıyorsunuz? Sonuçta kişiye özel bir şey. Kişiye özel ama sizde olan bir şey. Çalışmakla olmuyor yani yetenek. Evet. Çalışmakla gelişebilir. Gelişebilir ama en iyisini yapabilecekseniz o yeteneğin sizde bulunması lazım. Peki. Şimdi bu 3 soruyu şunun için sordum. Hikayemiz biraz bunlarla ilgili. Yani o hikayemizin içine olta atmak için bu soruları sordum. Şimdi Ayşe Hanım'la vedalaşıyorum ve sana kim olduğunu anlatmaya başlıyorum. Kahramanımız hakkında konuşalım. 1979 yılında Ankara'nın Kazan ilçesine bağlı Tekke köyünde doğan birinin yerine geçmeni istiyorum senden. Bir erkek kardeşim var. Okula başladığın ilk yıllarda resim derslerini sevmeye başlıyorsun bilhassa. Öğretmenin her yarışmada senin resimlerini birinci seçiyor. Sen de bundan motive olarak eline geçen her kağıda resim çiziyorsun. Onun sayesinde resmi seviyorsun ama resim aynı zamanda senin için bir kendini oyalama yöntemi. Bir taraftan da ailenin köydeki ve evdeki işlerine yardım eden bir çocuksun. İlkokuldan sonra okula devam edemiyorsun. Maddi imkanların sınırlı olduğu için ya da aslında olmadığı için bir imkanın. İlkokuldan sonra ailen sana bir daha resim yapacak malzeme bile alamıyor. Aslında okula giderken bir şekilde temin ediliyordu ama okulda gidince. Aslında ailen resim yapmanı falan da istemiyor. Öyle bir şeyleri yok, dikkatleri yok. Fakat sen bütün manilere rağmen
resim yapmayı hiç bırakmıyorsun. İşlerden fırsat bulduğun her anını köyde gördüğün birçok ayrıntının resmini yaparak geçiriyorsun. Bir matbaada çalışmaya başlayan kardeşin, abin, sen boya bulamadığın zamanlarda matbaadan arta kalan boyaları sana getiriyor. Kullandığın fırça eskiyip yıpranıyor, kullanılamaz hale geliyor. Renkli kalemlerin, farklı renkte boyalar, resim paletin falan da yok. Ama resme tutkulusun. Resim yapmak senin için ne ifade ediyor? Neden resimden vazgeçemiyorsun küçüğüm? Onu yapmazsam mutsuz oluyorum, onu yaparsam mutlu oluyorum. Elimden o geliyor, bunun adı yetenek. Onun için yapmak zorundayım bunu. Durduramayacağınız bir şey. Değil mi? Durduramayacağınız eğer yani. Önüme fırsat açıldıysa, yani kalemim yok, kağıdım yok, hiçbir şeyim yoksa nasıl yapacağım resmi? Ancak hayalimde yapabilirim ama alet edevat buldukça ne olursa olsun, o tebeşir bile olsa, o çizme duygusu, yaratma, yani kağıdın üstünde yaratma duygusu benden fışkıracaktır mutlaka. Resim yapmaktan vazgeçmemeye kararlısın. Fırçanın kullanılamaz hale gelmesi, bir tane fırçan var, kullanılamaz hale gelmesi aklına şöyle bir fikir getiriyor. Saçlarını kesip... Şimdi onu düşünüyordum. Evet, düşünmekle kalmamış, yapmışsın da zaten. Saçlarını kesip onlardan kendine el yapımı bir fırça hazırlıyorsun. Resim senin için bir tutku ama bu konuda kendini geliştirebilecek bir alan, bir imkan yok, bir öğreten de yok. Tek ilham kaynağın TRT'de yayınlanan, hepimizin de çok iyi bildiği o Babroz'un programı. Ancak yayın siyah beyaz, gördüğün renkleri kafanda canlandırmaya çalışıyorsun. Resim yapma düşüncesi, hayali seni her geçen gün biraz daha içine çekiyor. Uğraşıyorsun, kendine bir ilham kaynağı arıyorsun. Zamanla daha güzel resimler yapıyorsun ama ailen bu merakına bir türlü ilgi göstermiyor. Kabul etmemek değil ama ilgi göstermiyor. Çevrende de birazcık alay konusu, eleştiri konusu oluyorsun farklı bir şeyler yaptığın için. Köydesin ya. Şimdi geldin... 20'li yaşları genç kızsın ve çocukluk tutkundan da asla vazgeçmedin. Resim yapmaya devam ediyorsun ama bununla ilgilenen kimse de yok. Ne yaparsın, resim yapmayı bırakır mısın artık? Hayır, ben resim yapmayı bırakmak istemiyorum. Çünkü çok içimden geliyor. Onsuz yapamıyorum. Yani saçlarımdan fırça yapmışım, düşünün artık. Onun için o köyün içinde bana yardım edebilecek birini bulmaya çalışırım. Muhtar olabilir, öğretmen olabilir, ondan yardım isteyebilirim. Bir imkan için mi? Bir imkan için, yani beni nasıl, nereye yönlendirebilir? Belki kütüphane varsa oraya giderim, resim kitaplarına bakarım yahut bir kurs, nerede ulaşabilirim? 20 yaşındayım artık, yani 18'i 20'ye kadar geçmiş. Öyle bir ihtimal olsa köyde bunu öğrenmiş olmaz mıydın sence? 20'ye kadar yalnız yürüdün. Muhtar ne yapsın? 20 senedir orada muhtar. O zaman tek bir şey kalıyor, bana bu konuda yardım edebilecek bir adam bulup onunla evlenmek. Bakalım ne olmuş, güzel. Yani çaresizsem. Köyden hiç çıkmadığın için köyde ne varsa her şeyin resmini yapıyorsun. Gördüğün en küçük şeyi bile çiziyorsun. Ama zamanla bu kaynaklar da tükeniyor. Onu çizdin, bunu çizdin. Yani 20 sene bu, yani 20'li yaşlarında, hadi diyelim ki 13-15 sene. İlham almak, bir şeylerden esinlenmek tek istediğin şey. Bu öyle, köyde okul var mı? Var ama gidemiyorsun imkansızlıklar ama yüzünden. Ama öğretmen yok mu ondan var yardım ama almak. İşte o imkan muhtemelen zaten oradan kalanlarla filan şey yani, yapmışsın. Şimdiye kadar idare edebilmişsin. Evet. Bu nedenle kaynak arayışın sürüyor. Yalnızca gördüklerinin, etrafında olanların değil, hissettiklerinin ve duyduklarının da resmini yapmaya çalışıyorsun. Tam da başta söylediğin gibi. Hatta dinlediğin şarkıların bile sende oluşturduğu hissiyatı resme döküyorsun. Yaptığın resimler her yeri kaplıyor. Evin içinde adım atacak yer yok. Yıllar hızla geçiyor. Sen tutkundan tabii ki vazgeçmiyorsun. Resim yaparken öyle bir akışa kapılıyorsun ki, kaptırıyorsun ki kendini. Dünyadan, gerçek hayattan kopar gibisin bir anlamda. Kendini daha da geliştiriyorsun ve 20'li yaşlara geldiğinde ailenin işlerine yardım eden ama maalesef kimsenin fark etmediği bir ressam olarak hayatını sürdürüyorsun. Seslerin, duyguların bir şekli var mı? Gerçekten hislerimizi, duygularımızı ya da başka soyut şeyleri çizerek ifade edebilir miyiz? Edebiliriz. Edebiliriz. Soyut resim bu aşağı yukarı yani.
Soyut veya... resim budur ama hani soyut resmin de tam olarak ne olduğunu bilmeyen bir köydeki genç insan için oraya varmış olmak, hislerini boyayla ifade etmek kolay mıdır? Kolay acaba? Çünkü yani coşkuyu seslendiren renkler vardır. Kırmızı gibi, kederi siyah gibi. Yani renklerin de bir kendi içinde anlamı oluyor. Oradan yola çıkarak. Birisi öğretmeden de bilir insan bunu tabii, diyorsunuz. Tabii, tabii. Hmm. Yaptığın resimler evde odanda duruyor. Ne yapacaksın bu resimleri? Resimlerin görülmesini, beğenilmesini, yeteneğinin fark edilmesini ister miydin? Tabii ki isterdim. Neler yapmazdım? Onun için duvarlara falan asardım herhalde. Peki köyden gidebilme imkanı, yani köyü aşarsam beni öldürürler mi bilmiyorum. Eğer... Bakacağız. Burada soruları ben sorarım. Tamam. Geleceğinle ilgili nasıl hayallerin var? Neler yapmak istiyorsun? Yani sence buradan çıkıp nereye varabilirsin? Çıkabilir misin? Sence resme dair bir şeyler yapman mümkün olacak mı? Yani hayalini kurduğum zaman bu kadar çok sevgiyle yaptığım, coşkuyla yaptığım bir şeyin tanınmak isterim, sergiler açmak isterim, resimlerimi göstermek isterim. Paylaşmak hatta, ister insan bunu. Evet, evet. Hatta başka çocuklara da bunları öğretmek isterim. Henüz, kabiliyeti olan. Evet, henüz keşfedilmemiş bir ressam olarak köydeki hayatına devam ederken 2006 yılında baban köyün muhtarı oluyor. Ve bir gün sana hadi kızlar okula kampanyası için Ankara'dan öğretmenlerin köyünüze geleceğini söylüyor. Köye gelen misafir öğretmenleri evinizde ağırlıyorsunuz hani muhtar olduğu için baba. Sen de annen ve babanla birlikte onlara ikramlarda bulunuyorsun. İşte yardımcı oluyorsun, koşturuyorsun vesaire. Ve ilk kez birileri senin resimlerini görüyor ve çok beğeniyorlar. Öyle mutlu oluyorsun ki zamanı burada durdurmak istiyorsun. Öğretmenler seni tebrik ediyor. Hatta resimlerinden bazılarını almak istediklerini söylüyorlar. Şimdi bu unutulmaz bir an tabii ki. Bunca sene sonra. Ciddiye alındığımın ilk resmini işareti. Evet. İlk kez birileri yeteneğini fark etti ve resimlerini çok beğendiğini söyledi. Takdir edilmek nasıl bir duygu? Bu yeni çünkü senin için. Şimdi o anda ben bunca yıl sonra bunca emekle yaptığım resimlerim dikkat çektiyse sevinçten ölebilirdim. O kadar çok sevinirdim. Yani ağlar mıydım, güler miydim, garip şeyler yapar mıydım bilemiyorum ama müthiş bir coşku duyardım içimde. Taşkınlığa yani, müsait bir durum taşkınlığa, değil mi? Taşkınlaşabilir insan. Taşkınlığa müsait bir durum. O insana sarılıp öpebilirdim. Yani bir sürü şey geliyor aklıma. Peki resimleri almak isteyenlere verir misin? Senin resimlerin onlar. Emek var. Onlar her gün onlara bakıyorsun. Odan dolu. Bir şartla verirdim. Benim elimden tutsunlar. Benim ufkumu açsınlar. O zaman belki. Çünkü ben o resimlerimle yaşayıp öleceğim. Kimse tanımayacak. Resim de yapamayacağım. Çünkü kapalı kutunun içindeyim. Evet. O çevreden çıkamıyorum. Evet verirdim. Çünkü bir pasaport gibi verirdim adeta. Yani belki başkaları görecek, onlar da isteyecek. Bana bir kapı bu, bir anahtar. Evet, çıkış yolu, evet, kapısının çıkış yolu. Anahtarı. Verirdim. Doğru. Verirdim. Hadi Kızlar Okula kampanyası için köydeki hareketlilik birkaç gün daha devam ediyor o gelişlerinde. O günlerden birinde misafir öğretmenlerden biri seni okula çağırıyor. Özellikle de okula günlük kıyafetlerinle gelmeni istiyor. Yani formayla gelme diyor. Gittiğinde çok şaşırıyorsun. Bir bakıyorsun ki resimlerin çerçeveletilmiş, okulun salonuna asılmış. Öğretmenler sana bir sürpriz sergi hazırlamışlar, misafir öğretmenler orada. Böylece hayatında gördüğün ilk resim sergisi kendi sergin oluyor. Ay çok duygulandım ya. Ben de ağlayacağım şimdi. Ağlatmak için söylemiyorum size ama hikaye böyle devam ama ediyor. Ama sevinç gözyaşları iyidir. İyidir her zaman. Peki... Binbir emekle yaptığın resimlerden oluşan bu sergiyi gördüğün anda ne hissettin? Yani fark edilmesi evet ama duvarlarda resmini görmek. İnanamadım. Yani bu benim hayallerimin gerçekleştiği andı. Bunun için yapmışım zaten değil mi? Evet. Göstermek, tanınmak, paylaşmak evet. için. Onun için çıldırırdım ya. Hayatımın en mutlu anı olarak kayda geçerdi o. Bir de bunca sene süren sessizlik ve ilgisizlikten sonra bir anda ilk şeyin evet, sergiyle evet, sonuçlanması. Evet. Okul şeyinde de olsa. Yani ben tabii, okul tabii, gazetesinde tabii. ilk yazımı yazdığım zaman yani kendimi Dostoyevski gibi hissetmiştim kabul edildiği zaman. Herhalde çok büyük bir coşku. Ben bilirim o hissi.
Evet, bilmem ama bu daha bir de bütün emeklerim ve yani bir kalem kağıdın üstüne karaladığım bir şey diye saçımdan fırçalar yaparak, boyalar yaratarak yaptığım bir şey deliye dönerdim herhalde. Bu sürpriz karşısında yıllardır vazgeçmediğin tutkunun karşılığını aldığını düşünür müsün? Evet, düşünürüm ve bu bir ilk adımdır diye de düşünürüm. Başlangıç. Şimdi bana yol açılıyor belki yavaş yavaş. Ne olabilir peki? Sence ne olabilir? Bu sergiden sonra ne olabilir? Bu sergiden sonra belki o sergiyi bana hazırlayan insanlar demek ki çok beğendiler. Benim elimden tutarlar. Beni belki Ankara'nın merkezine çağırırlar. Orada da bir sergiye katılırım. Hmm. Bir karma sergiye katılırım. Yahut beni bir atölyeye geliştirmem için tekniğimi, bilgimi, şunu bunu sağlarlar. Bir imkan sağlarlar. Evet. Bakalım ne olmuş? Yaptığın resimlerden dolayı köyde seni eleştirenler bile sergiye geliyorlar. Hatta sana hayranlıkla bakıyorlar. Bu durum seni şaşırttığı gibi mutlu da ediyor elbette. Kısa bir süre sonra sergin gazetelerde haber oluyor. Muhtemelen o öğretmenler sayesinde. Resimlerde objelerle anlatamadığın duyguları kübik şekillerle tuvale aktardığın için haberlerde senden şalvarlı Picasso diye bahsediyorlar. Kübizm akımını resimlerinde çokça kullanıyorsun muhtemelen bilmeden. Yaptığın bu resimleri herkesin anlamasını da istemiyorsun zaten. Yani onlar senin duyguların, senin şeylerin. Haber olacağın aklına gelir miydi? Tüm Türkiye'de okunmak, tanınmak, bilinmek, yani haberdar olmaları böyle bir hayalin var mıydı? O benim hayır. Ben onu hayal edebilmekten çok uzaktım kendi bulunduğum yerden dolayı. Ama yani o benim ancak bir rüyam olabilirdi. Bir yani erişemeyeceğim bir hayalim olarak olabilirdi. Ama gerçekleşeceğini beklemezdim bulunduğum koşullarda. Büyük sürpriz. Çok büyük bir sürpriz. Evet. Sence bu sergi ve sonrasında olanlar sana yeni kapılar açar mı? Açar zaten açar. Onu söyledi. Evet. En doğal haline ve yeteneğinle haber oldum. Daha bir şey eğitim almadan. Üstelik dünyanın en önemli ressamlardan birinin ismi lakap olarak sana takıldı. Yani şalvar, Picasso falan gibi. Bütün bu olanlardan sonra ne hissediyorsun? Artık bu köye sığar mısın? Duygularını anlatmana. Yok, artık bu köye sığmam. Artık ben önce büyük şehire açılmak isterim. Oradan artık hayalim genişleyebilir bu olduysa bana. Böyle bir şans verdiyse bana Allah belki daha iyilerini de verecektir. Daha geniş açıdan bakabilmek, hayal edebilmek isterim. Ama eğitim almam çünkü akıllı bir kızım ben. Yani bu neler yapmışım o resimleri yapabilmek için. Biraz da bunun tekniğini, eğitimini şunun bu yani oradan da bir yararlanayım. Bir kursa gideyim, bir ressamın tezgahından geçeyim gibi. Düşünebilirim. Gönderirler mi seni böyle bir imkan olsa? Aile ne der? Şimdi ben 20 yaşını geçmişim. Orada sergimi açmışım. Kendimi ispatlamışım. Artık yani niye önüme bir duvar örsünler ki? Babam da muhtar olmuş. Demek ki akıllı bir adam. 13'ün. Doğru. Peki. Sergiden ve haberlerden sonra birçok fırsat kapısı açılıyor gerçekten de. Bu sayede yarım bıraktığın eğitimine devam ediyorsun bir kere. İlkokulda kalmıştı ya o iş. Onu yapardım zaten. Evet. Ortaokul, lise ve üniversiteyi dışarıdan bitiriyorsun. Üstelik boya, fırça, tuval gibi malzemeler almak konusunda hiçbir sıkıntın kalmıyor. Hem belediye hem senin yeteneğine inananlar sana destek oluyorlar. Resmi ilk sevdiren öğretmenine şimdi ne demek istersin dönüp? Sana teşekkür ederim demek isterim. Çok şey borçluyum ona. O kabiliyetimi keşfetmiş olduğu için, o yeteneğimi, bendeki o cevheri. Her öğretmen için. Görmeyebilir bunu. Çünkü görülmemiş, takdir edilmemiş yeteneğin sönmesi de tabii, diye bir şey var tabii, değil mi hayatta? Tabii, tabii. Yani bir hani öğretmen, marifet iltifata tabidir şeyinde. Benim öğretmenim bendeki o ışığı görüp geliştirmeye çalışmasaydı, demek ki bana o imkanı açmış, önüme bir kağıt koymuş, bir kalem koymuş. Ben de belki farkında olmayacaktım. Ama o imkan verildiği zaman yetenek mutlaka çıkıyor. Hı. Çıktığı zaman da işte önü tutulamayabiliyor. Biliyor. Yeter ki bir başını kaldırsın. Aynen. Hiçbir yere varamayacağını bilsen bile yine de resim yapmaya devam eder miydin? Kesinlikle. Benim yapmış olduğum gibi yazar olarak.
Şalvarlı Picasso ile tanışalım mı? Aa evet, çok istiyorum. Efendim, çok heyecanlandım. Geliyor. Ayfer Bozkurt bu hanımefendi. Ay ismi. Çok tebrik ediyorum. Onun hikayesine ortak oldunuz. Bir resimlere bakacağım. Şu resimler çok tanıdık geliyor. Sanki ben gördüm onun resimleri. Şu naifler falan değil evet, mi? Peki. Evet, evet, evet. Ah muhteşem. Çok sevindim. Şimdi yani şu kayıkların olduğu yer falan ışık değil mi? Evet, bakın çok... şu resimde ne kadar ilginç bir resim. Evet, işte o görmediği, bilmediği, kafasının içinde tanık olmadığı şeyler de belli ki dönüyor. At, orada çok hoş bir resmi var. Çerçevenin dışına çıkan leylek var orada. Yani kendi çerçevesinin dışına çıkmış, taşmış. Bakın şurada leylekler var. Ha evet evet evet. Yani, evet ha o resme evet. Ben başka göze baktım. Çok güzel. Yani, müthiş değil çok mi? Çok güzel. O da her evet. Bir resmi ayrı güzel. Tebrik ediyorum. Bir tık daha bilgi vereyim. Ayfer Bozkurt şimdi 45 yaşında. Yaşadığı sürece resim yapmak istiyor. Kübizm akımını resimlerinde kullanıyor ve resimlerini daha çok kendisi bilmek istiyor. Tablolarının çok anlaşılır olmasını da istemiyor. Yani hikayeleri onda gizli kalsın gibi bir şey galiba. Ankara Kazan Belediyesi'nin onun için hazırladığı atölyede, artık belediye ona bir atölye hazırlamış varmış. Bugün de çalışmalarına devam etmekte. Çocuklar ve yetişkinlere resim dersi veriyor. Tam da söylediğin gibi evet, başta. Aynen. Senin. Aynen. Sözcüklere dökemediğim duygularımı renklerle tuvale yansıtmaya çalışıyorum diyen Ayfer Bozkurt bugüne kadar 11 kişisel sergi açmış. İnşallah bir gün tanışma fırsatı bulurum. Evet ne güzel olurdu. Çok çok. Orada ağaca da yapmış bakın. Ağaca yapmış resmini. Evet evet işte. Evet. Bulduğu yere sınır yapıyor. Sınır tanımıyor yani. Belli ki evet imkansızlık evet. Nedir bilmiyor. Ayfer Bozkurt'a aziminden dolayı bir kere hem tebrik hem teşekkür edelim. Aynen. Örnek olduğu için. Şimdi... kendisi gibi küçük yaşta bazı imkansızlıklara rağmen buna devam etmeye çalışanlara yardımcı oluyor. Böyle de bir misyonu da var artık. Çok özel birisi olduğunu düşündüğümüz çok, için sizle çok. Paylaşmak istedik. Çok memnun oldum. Çok güzel birini tanıdım sayenizde. Ve hakikaten resimleri çok enteresan. Çünkü her yani orada fütüristik, orada ağaca yapmış... Naif resmi var gelişmeleri burada. Çok açık ve gözle takip edilir hızlı. Kisarotipi resmi evet. Var yani çok enteresan. Burada da bir portre yapmış evet, galiba. Evet o yüz neredeyse evet İEM gibi falan çok, değil mi biraz? Evet Allah yolunu açık etsin. Evet. Nice kendi gibi öğrenciler yetiştirsin inşallah. Evet tebrik ediyoruz Ayfer Bozkurt'u. Güzel. Çok memnun oldum Ayfer Bozkurt'la tanıştığıma. Sevdiklerinden kopmasın. Evet ben de. Şimdi birazcık da... Ayşe Hanım'a sorularım var. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Güle güle Ayfer. Hoş geldin Ayşe diyelim. Resim yapmak Ayfer Hanım için bir tutku. Biraz senin tutkuların neler? Yazmaktan öte bir daha büyük bir tutku, daha öne çıkacak yok, bir tutku var mı? Şöyle, işte ben piyanoyla başlattılar. Piyano olmayınca çünkü benim yetişmekte olduğum dönemlerde yani ben 41 doğumluyum. 41-50 arası Cumhuriyet değerlerinin çok coşkuyla tatbik edildiği yıllardı. Yani her kız çocuğunun da elinden bir marifet gelsin. Sanata da yönelilsin. Çünkü biliyorsunuz Atatürk de sanata çok yatırım yaptı. Evet. Beş parası günlerinde dahi. Evet. Bu sefer... Ferruh Başağ, ressam Ferruh Başağ benim kuzenimdir, Boşnak'tır o da. Hı hı. Vefat etti şimdi rahmetli ama Türkiye'nin önemli ressamlarından biriydi. Babam yani benden illa bir sanat icra etmem isteniyor. Sadece benden değil yani benim bütün arkadaşlarımdan ya müzik yapacağız ya resim yapacağız. Madame Marga'da dansa giderdik. Ferruh Başağ'dan ben resim dersleri almaya başladım. Gene ilkokuldaydım yani müzik olmayınca resmi deneyelim dediler. Hı hı. Belki orada bir kabiliyet kırıltısı buluruz bu çocukta. Buldular. Ben bu kadar ümitsiz vaka değildim. Müzikte olduğu gibi değil. Kalemle daha iyi bir iletişimim var.
Ferruh abiyle başlayan öğretiler, ilk öğretiler bir çocuğa verilebilecek kıvamda tabii. Tabii. Daha sonra Madame Varga bizim Ankara'daki evimizin altında Soysal Apartmanı diye bir Ankara'nın ilk kaloriferli apartmanıydı o. Orada ritmik dans, her memur çocuğu benim gibi orada mutlaka dansa giderdi. Yani müzik çalar, işte biz böyle müzikle beraber güzel hareketler yaparız, evet. Devinirdik. Ben ilkokulu bitirmek üzereyken beni baleye de yolladılar. Dans etmeyi çok severim ben. Çocukluğumdan beri belki yani 4 yaşında başlatılan bir şeyden. Hayret halbuki kulağınız da yok. Kulağım yok ama müzik içimden geçiyor. Kulağımdan girmeyebilir ama içimden geçiyor. Hatta çocuklarımdan biri demişti ki annemler yolda yürürken müzik gelecek bir yerden diye korkuyorum. Çünkü hemen iki kolları havaya kalkar ama hangi müzik olursa olsun. Yani İspanyol müziğinden tutun, klasik müzikten tutun, göbek havasına kadar müzik benim içimden geçer. Düşündüler Ayşe'yi ne yapalım? Konservatuvarda Mrs. Appleyard diye çok önemli bir bale hocası vardı. Ankara Konservatuvarı. Evet. Kendi okulumdan kıyordum. Doğru oraya gidiyordum. Çebeciye, orada işte elbiselerim var filan. Sonra dediler ki annemle babama böyle olmaz. Ya konservatuvara verin çünkü burası bir bütün. Evet. Yani orada yaşanıyor. Evet. Müzikse müzik, bale diğer ise bale. Diğer disiplinleri de veriyorlar zaten. Evet, diğer disiplinlerle birlikte. Ama böyle okuldan sonra gel iki saatle olmaz yani. Bu çocuğun kabiliyeti var, balerin olacaksa yatılı gelecek. Evet. Bir de benim anneannemin, kız kardeşlerinin, annemin, dayımın yani bütün ailenin gittiği, mezun olduğu bir okul var. Aile şeysi haline gelmiş, kültür yuvası haline gelmiş. Oraya mı götürelim, buraya mı götürelim? Uzun konuşmalar oldu. Ben konservatuvarı istiyorum. Ama neticede koleje, Arnavutköy Kız Koleji'ydi bugünkü Robert Koleji'nin adı. Evet. Çünkü babam dedi ki belli bir yaşta sonra balerin olamaz. Ancak öğretir. Yani severek yaptığı şeyi yapamaz. Uzun soluklu değil diye yani düşündü. Belki iyi ettiler çünkü ben çok 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 mutlu 7 sene geçirdim kolejde. Çok iyi bir eğitim alarak çıktım oradan. Böylece benim hayatıma resim, dans girdi. Müziği çıkar. Onu sadece konserlere gitmekle severim. Yani müzik dinlerim tabii çok. Sonra aradan yıllar geçti. Ben kendi resim yaptım. Yaptığım resimleri kendi evimin yani yazlık evin odalarına, mutfağına filan astım. Kendi evimde de banyoda filan yaptığım resimler duruyor. Yani elimden resim geliyor. Ama böyle bir tutku olmadığı için ama benim tutkum yazmak. Yazmaktı. Çok küçükken başladı. Her okulun, ilkokulunda bir dergisi olur. Tabii. Ortaokulunda. Evet. Benim bütün dergilerde yazılarım vardır. Şiirlerim, yazılarım, hikayelerim, bir şeylerim vardır. Fakat sonra benim yayıncıya girebilmem okul yıllarında belli oldu zaten. Yani ben kolejde okurken benim bütün arkadaşlarım benim yazar olmamı bekliyorlardı. Çünkü işte kompozisyonlar yazardık biz, böyle değildi okullar. Tabii, tabii. Kaldı ki ben bir de yatılı okuyordum. Akşam benim bir grubum vardı, toplanırdık. Roman tefrika, yani devam ediyor roman her gün. 5-6 kız benim yatağımın üstünde. Yani. Ertesi gün ne oldu romanı ben yazmışım, okuyorum. Böyle. Arkası yarın gibi. Arkası yarın gibi. Çünkü her derslerimi bitirdikten sonra yazıyorum. Evet. Yani yazı geliyor. İşte dediğim gibi neye yeteneğiniz varsa o çıkıyor sizden. Peki neden 25 yıl yayıncı bulamadınız? İşte onun sorusunu ben size sorayım. Belki bir ampute yapar öğrenirsiniz. Giremedim çünkü Türkiye'de şimdi kolejli olmak desem hayır. Tomris Uyar benim sınıf arkadaşım. Nazlı. Bir sürü kolejli harika şairimiz, yazarımız var. Pınar Kür, bunu hepimiz aynı okuldan çıkmış yazarlarız. Kolejli, evet. İpek Ongun var, gençlere hitap eden şeyler yani çok benim sınıfımdan çok yazar çıktı. O değil. Ama onların her birinin belki bir yazar dostları, arkadaşları, sevgileri, eşleri falan vardı. 13'üm mü oldu bilemiyorum. Hı hı. Ben erken evlendim. Erken evlenmemin sebebi de biraz danstır. Beni çok
modern ve cumhuriyet değerlerine çok bağlı bir aile olmakla birlikte mutaassıp bir ailem vardı benim. Hı hı. Benim arkadaşlarım mesela 11'e 12'ye kadar partiye gidebilirlerken, siz parti dediğimiz yerlere, benim eve dönme saatim 7. Böyle bir saçma sapan, çünkü artık değişmiş, kurallar değişmiş. Yani bunun, annem de koleje giderken belki öyleydi. Ama bir kuşak atlamışız. Ayfer'in hikayesinin içinde, Ayfer üstünden siz konuşurken, olmadı bari evlenirim, resim yapmak için demiştiniz işte, ya. Tamam. Burada de. Siz bayağı... o sırada o yaz adaya yapmışsınız. Gitmiştik. Böyle güzel dans eden, ben de dans etmeye bayılıyorum. Bir gençle tanıştım ben. Onun ailesi hemen bana talip oldu. Benim de babam da dedi ki, ben kızımı tek çocuğum ben. Ben biliyorum. Babama da çok düşkünüm. Yani ben çocukken babam işte dağlarda, bayırlarda barajlar yapıyor, mühendis. Tabii. Sonra ortaokul, lise şeydeyim, Robert Kolej'de okudum. Yani hasret çocuğuna. Hep uzaktınız, ben de babama. Evet. Üniversiteyi Ankara'da okusun. Burada da üniversite var. Ha. Tamam, gideceğim, okuyacağım ama her dakika bu kavgayı yapacağımı biliyorum. Ya yani akşam geç geldin, erken gittin, geç geldin. Artık rock and roll yapıyor herkes, twist yapıyor. Partilerde dans ediyor, dans ediyor. Yani benim içimden enerji fışkırıyor yani. Gençlik. Tabii. 13'ün bu gençle evlenip üniversite okumak üzere, o da yarım kaldı biliyordum ben 13'ün, yani yanlış bir anlaşma olmasın, yarım kaldı üniversitesi biliyordum. Yarım o bitirecek üniversitesini, ben de üniversitemi okuyacağım. Çünkü okumak da istiyorum bir taraftan. İyi bir öğrenciyim ve açığım, yani bilgiye açığım. Biz babam hiç istemedi, annem babam hiç istemedi, anneannem istedi. Çünkü varlıklı bir aileydi. Anneannem dedi ki, Muhittin, kızın kısmetini kapama. Rahat bir hayatı yani olsun. Yani ben zengin de oldum. Yoksul demeyeyim ama yani zor da geçinen bir insan tabii sonunda. İnan öbürü daha iyidir. Bırak. Biz evlendik. Okumak üzere üniversiteyi. Gittik İngiltere'ye. Ben oradan diploma yerine iki çocukla döndüm. Onun da bu arada yani üniversiteye uğramadığını öğrendim zaten. Döndük. Ben hemen boşandım. Hemen boşandım iki çocuğa rağmen. Ve benim ne kadar iyi bir ailem varmış ki bana hiç ısrar etmediler. İki çocuğum var, hep gençsin, ne yaparsın, şunu edersin, bunu edersin. Ben iki çocuğumla baba evine döndüm. Geleceğiz buralara. Birazdan geleceğiz buralara. Bazı şeyler soracağım. Evet. Ama şimdi şeyi sormak istiyorum. Ya, o bir hata yapmışım. Çok genç evlenmek iyi bir şey değil. Talihsiz kendini, bir evlilik olmuş. Ha, kendini tanıması lazım. Evet. Yani 18 yaşında, 19 yaşında daha kendinizi tanımıyorsunuz. Daha ergenlik bitmiş olmuyor. Aynı şeyi onun için de söylüyorum. O da kendini tanımadan çok genç bir yaşta. Doğru değil. Biraz 20'lerin sonuna kadar gelmek, ne istediğini bilmek, hayatı tanımak lazım. Sonra ben resimle ilgili olarak yıllar sonra Yusuf Taktak var ressamlarımızdan. O benim Resim Heykel Müzeleri Derneği'nde, ben yönetim kurulundaydım. Ondan ders almaya başladım yeniden. Çok güzel bir mekanda. Çünkü, ucunu bırakmadınız yani. Hayır, bırakmadım. Mekan da harika çünkü şeyde, Resim Heykel Müzeleri Derneği şu anda Cumhurbaşkanı'nın ofisinin olduğu Dolmabahçe Sarayı'nda muhteşem bir manzaraya bakıyorsunuz. Evet. Orada resim yapıyorsunuz. Zaten üst kat bütün müze. Evet. Aşağıda heykeller var. Onları biz temizliyoruz. Undan silmeye çalışıyoruz falan. Yani bir sanat ortamının içindesiniz. Evet. Ama resimle ilişkim işte o kadardır. Yani bir Yusuf Taktak, bir de benim rahmetli Ferruh abim. Peki yani şu İngiltere'den okulu bitiremeyip iki çocukla dönmek kısmı. Özellikle oradan hareketle söylüyorum. Yani yazmak bir tür başkaldırı mı? Evet, o yıllarda da yazıyordum. Ben tabii her yazar önce eteğindeki taşları döktüğü için. Ben de öyle yaptım. Yani her yazar illa değil ama %90 öyle oluyor. Kendi evini, kendi sokağını, kendi şehrini anlatıyorsun. Kendi aşkını anlatıyorsun. En iyi bildiğin şeyle başlıyorsun çünkü. Evet. Ben de öyle yaptım. Güneşe Dön Yüzünü Atlı ilk hikaye kitabım çıktı. 84. Yasko'da.
çok feci bir kitap olarak çıktı. Çünkü Yasko batmak üzereymiş. O sırada da böyle değildi baskılar. Böyle kurşunlar diziliyor Yasko yan yana. Yasko çevirimi, Yasko şiirden. Yasko. Yasko'dan Yasko, çıktı yani. Yasko şeyde, Sultanahmet'te, evet. Cumhuriyet Gazetesi'nin oralarda bir küçük ofis. Evet. Orada ilk kitabım oydu. Ama çok yaralı çıktığı için kitap, ben 10 sene küstüm. Ama 10 sene sonra birçok dosyayla çeşitli yerlere başvurdum. Çok kabul da olan... görmedi. Ha. Neden sonra? Aylin yüzünden. Aylin, dergilerde çalışıyorum. Yani evet. Yazmakla ilgili bir iş yapıyorum. Bizim Ercan Arıklı çok yakın arkadaşım. Evet. Bir sürü dergisi var. Her bir dergisine yani hayatımı öyle kazanıyorum. Çünkü başka türlü hayatımı kazanmak bana keyif vermiyor. Hiç yazmaktan kopmadınız. Hayır, kopmadım. Ben yoruldunuz mu diye soracaktım. Hiç yorulmadığınız anlaşılıyor zaten. Hayır, bilakis. O bana yaşama enerjisi veren bir şey. O dergilerde çalışırken dedi ki, Kapristi galiba o derginin adı. Bir sürü dergi var çünkü her birinde bir şeyler kadın yazıyor. Kadın dergisiydi. Başka isimlerle de. Evet, ilginç hayatları yazalım. İlginç hayat listesi yaptık. Bizim yaptığımız. Aylin'i koyduk başına. Çünkü Aylin o sırada orduda. Benim de hısmım, yakınım, akrabam gibi, onun da yakın arkadaşı. Tabii o zaman bu imkanlar yok. Faks çektik galiba. Böyle bir şey, röportajı kabul eder misin diye. Ederim dedi ve hatta bana resimlerini yolladı. Bush'la Reagan'la çevrilmiş. Onları biz bastık. İlginç bir hikaye olarak. Arada vefat etti Aylin. Yani garip bir ölüm ama öldü. Ölünce de Ercan yine çok ısrar etti, şey yap diye. Bunun romanını yaz sen diye. Ablasına filan sordum. Benim yazar olduğumun bile farkında. Sen yazar mısın dedi Nilüfer bana. Dedim evet, müsaadenle bir şeyler yazıyorum. Ondan sonra işte Aylin'i yazınca Aylin patladı. Ama Aylin'den önce benim iki tane ödül almış Haldun Taner'i ve Said Faik ödülünü kazanmış iki ayrı kitabım var. Öykücü olarak. Ben öykü yazmayı daha çok severim aslında. Çok daha zordur hikaye çok yazmaktan. Daha zor. Evet. Çünkü o yani roman yazmaktan. Roman yazmaktan. Çünkü böyle sakım saçak olmaz çok hikaye. Onu olacak, bilemediğiniz evet. 15 sayfada toparlamanız tabii. lazım. Evet. Ve kendimi öykücü olarak daha da beğeniyorum ama 5 tane bütün topu topu öykü kitabım. Resim yapmak senin için ne ifade ediyor? Neden resimden vazgeçemiyorsun? Onu yapmazsam mutsuz oluyorum, onu yaparsam mutlu oluyorum. Alet, edevat buldukça ne olursa olsun, o tebeşir bile olsa, o çizme duygusu benden fışkıracaktır mutlaka. Köye gelen misafir öğretmenleri evinizde ağırlıyorsunuz, hani muhtar olduğu için baba. Ve ilk kez birileri senin resimlerini görüyor ve çok beğeniyorlar. Bunca yıl sonra bunca emekle yaptığım resimlerim, dikkat çektiyse sevinçten ölebilirdim. Öğretmenler sana bir sürpriz sergi hazırlamışlar, misafir öğretmenler orada. Böylece hayatında gördüğün ilk resim sergisi kendi sergi. Şimdi bana yol açılıyor belki yavaş yavaş. Kısa bir süre sonra sergin gazetelerde haber oluyor. Şalvarlı Picasso diye bahsediyorlar. Bu olduysa bana böyle bir... Şans verdiyse bana Allah, belki daha iyilerini de verecektir. Ayfer Bozkurt şimdi 45 yaşında. Sözcüklere dökemediğim duygularımı renklerle tuvale yansıtmaya çalışıyorum diyen Ayfer Bozkurt bugüne kadar 11 kişisel sergi açmış. Size soruyorum tekrar. Yeni bir karaktere değil, ona birazdan gireceğim. Oraya olta atıyorum. İnsan ne zaman mecbur kalır? Mecbur kalmak bir güçsüzlük belirtisi midir mesela? Mecbur olmak, mecbur kalmak. Hayır, bir güçsüzlük belirtisi değildir bence. Çünkü mecbur kaldığınız, mesela anneniz hastalanmış, bakacaksınız. Evet. Yani burada mecbur kalmak diye bir şey yok, siz bakacaksınız. Annenize bakmak için en sevdiğiniz işi bırakmak zorunda kalırsanız bu bir... İmkanlarım yoksa, kendim bakmak zorundaysam tabii ki. Yani mecburiyet adı üstünde çocuğunuz... Adı zaten mecburiyet, yani, mücbirden. Yani ben sorumlulukları
sorumluluk eşiği yüksek bir insanım. Çocuklarıma, torunlarıma, aileme karşı sorumluluklarım olduğunu düşünüyorum. Dört erkek onun çocuk dışında, büyüttüğünüz düşünülürse evet, başka zaten başka türlü bir şey başarılamaz yani. Onlara sorumluluklarımı yerine getiririm. Yani hastada bakarım, satarım, ederim, ne gerek çalışırım, ne gerekiyorsa yaparım. Güzel. Ama onun dışında mecbur kalmak, başka yani o sorumlulukların dışında düşünemiyorum neye mecbur kalabilirim. Yeni soru. Kalmak mı zor, gitmek mi? Gitmek benim için çok kolay. Kalmak zor. Gittim değil çünkü mi? Hep. Ha, ikinci evlilikten de gittim. Evet. Kocamın beni aldattığını öğrendiğim günün ertesi günü gittim. Hiç durmadım, hiç dönmedim. Yani kalmak zor. Kalmak hatta zor. İmkansız kalmak sizin zor için galiba bazen. O zaman yeri geldi. Aşka da değinelim biraz. Hep siz aşkı yazdınız. Arada karışıyor senler sizler. Heyecanlıyım, kusura bakmayın. Hep yazıyorsun ama bu hikayeye girerken aşkı değinmezsek olmaz. Var hep, mı öyle bir şey? Hep aşkı yazmadım aslında. Hayır, var mı? Hayır. Çok güzel yazdınız diyelim. Çokça yani da. Yani aşkı önemsediğinizi biliyorum. İlk defa belki şimdi yazıyorum. Romanların içinde hayatta aşk olduğu için oluyor ama bir aşk romanı yazmadım hiç. Ben zaten hep aşk romanı yazdınız diye söylemedim. Yani ama aşkı değinen, aşkı, tabii, ondan tabii, kaçmayan. Tabii. Evet. Demek ki var. Tabii. Ki bu kadar üstünde yazıyorsunuz. Sizin tanımınız ne? Herkesin kendine göre bir tanımı oluyor. Aşkın bir tanımı olabilir mi? Bir tanıma hapsetmeye kalksak yok, ne olacak? Yok, aşkı bir tanıma hapsedemezsiniz. Bir kere hayatın değişik evrelerinde değişik tanımları biçimlerle oluyor aşkın. De gelir. Evet. Şu aralar nasıl? Tam yazarken. Şu aralar nasıl tanımlarsınız? Şimdi şu anda ben 82, eşim 88 yaşında olduğuna göre... Yani derin bir... maşallah atlamayalım. Bir maşallahımı söyleyeyim. Evet. Tamam, söyleyin. Ama 40 yıllık bir beraberlikten sonra çok yakın bir arkadaşlık duygusu, şefkat, sevgi. Böyle bir şey aşk. Ama tabii 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında aşkın değişik tanımları var. Çok vazgeçilmez bir dostla yol arkadaşlığına dönüştüğünü tabii, söylemek mümkün tabii, herhalde tabii, değil tabii, mi? Tabii. Birlikte iyi vakit geçirmek, konuşmak. Öyle başladı zaten. Hı. Başı da öyleydi. Başı da yani birlikte çok iyi vakit geçirmek, aynı dili konuşuyor olmak yani iyi bir şeydi. Ayrıca hiçbir eksiği olmayan hakikaten dört dörtlük bir aşktı bence. Geç buldum ama iyi bulduğumu düşünüyorum. Evet, geç de bulsanız 40. yılına gidiyorsunuz. Harika sonuç bence. Peki bence oltamızı attık hikayemizin içine. Şimdi izninizle Ayşe Hanım'ı gene bir kahveye gönderiyorum ve kahve içmeye yani. 1856 yılında geçtiğimiz yüzyıl. 1856 yılında İstanbul'da soylu bir ailede doğdun. Baban bir Osmanlı paşası, annen ise o dönemde mühürdarlık yapan bir babanın kızı. Çevrenizde çok seçkin insanlar var. Evinizden müzik eksik olmaz. Edebiyat, kültür, sanat sohbetlerinin içinde dadılarla büyüyorsun. Sen 5 yaşındayken bir erkek kardeşin oluyor. 7 yaşına geldiğinde ise ailen seni yatılı okula veriyor. Okul çağın geldi ve ailen seni yatılı okula verdi ama sen bu okulu istiyor muydun acaba? Sence okulda seni nasıl günler bekliyor? Ailenden ayrılmak... 1856 yılında yatılı kız okulu. Biraz zor düşünemedim. Osmanlı Paşası'nın çocuğu olarak demek yatılı ki öyle kız okulu. Öğrenim hayatına, ama o yaşta biraz zordur değil mi evden ayrılmak? Bir onu söyleyelim yani. Anneden ayrılmak 7 yaşında yatılı okul için. Bir kız için. Çocuğu için çok zor evet. Özellikle. Bence bir yabancı okula için falan mı gitti? Dil öğrensin diye. Şimdi Osmanlı Paşası falan olduğuna göre galiba muhtemelen Fransız okuluna falan mutlaka, gitmiştir. Değil mutlaka. Mi? Çok var o sırada. Evet, 4-5 evet. Tane var. Peki. Okul var da o yıllarda. Okul var. İnsaf yok. Yatılız. Yani erkekler için de var, kızlar için. Var, evet. 1856'da doğdu. Doğdu tabii. Ha, o zaman biraz daha... 60'lar, tamam. 61-62'de evet, falanız yani. Yine 1800'lerdeyiz ama. Evet. Öğrenim hayatına adım attın. Kadıköy'deki bu
gece mektebinde öğrenci olmak seni çok mutlu ediyor. Belki de kalabalık büyüklerle dolu bir evden daha görece özgür bir şey. Belki evet ondandır. Hem birçok arkadaşın oluyor hem de eğlenceli ve öğretici vakit geçiriyorsun o okulda. Bir yandan Arapça, Farsça, Fransızca derslerine giriyor. Diğer yandan dikiş, piyano, resim gibi alanlarda becerilerini geliştiriyorsun. Okuduğun okulda başka milletlerden arkadaşların da var. Onlarla anlaşabilmek için yine bu mektepte İtalyanca, Rumca ve Ermenice de öğreniyorsun. Daha çok küçük yaşta çok donanımlı ve nitelikli bir kız çocuğusun. Aynı zamanda dikkat çeken de bir güzelliğin var. Bir gün Çengelköy'de bir gençle tanışıyorsun. Bu genç senden çok etkileniyor. Bakışlarından bunu anlıyorsun. Sen de ufak bir kalp çarpıntısı yaşıyorsun. Ama bu o anlık geçici bir şey. Okuldan mezun olmak üzeresin. 12 yaşındasın. İlkokulu bitirmek evet. üzere. Seni görüp beğenen genç, senin kim olduğunu babası sayesinde öğreniyor. Bu gencin babası dönemin saygın önemli isimlerinden biri. Çocuğun babası da. Ve sen bu olayı takip eden akşamların birinde hayatın en büyük şaşkınlığını yaşıyorsun. Bir bakıyorsun ki Çengelköy'de karşılaştığın genç ailesini de alıp evinize seni istemeye gelmiş. Ne olacak şimdi? 12 yaşındasın. Yani o zaman için son derece anormal bir şey gibi gözükmüyor dönem itibariyle 12 yaş. Yani 12-13 yaş tam korkunç bir şey de yani dönem o dönem. Ailen seni bu gençle evlendirir mi? Onu merak ediyorum. Ne dersin? Ne hissediyorsun? Evlenmek istiyor musun 12 yaşında? Senin de bu genç için kalbin çarpıyor mu diye sorayım. Nedir durumu? Kalbim çarpsa bile evlenmekten korkabilirim 12 yaşında. Daha ergenin başındayım yani. Evet. Hayır, hiç istemem. Fatma Ali'ye mi bu? Ama biz kuliste ne konuştuk? Ha, pardon. Tembihledim ama ben. yani ama değil. Korkarım. Korkarsın. Korkarım. Tabii. Korkarım. Evlenirsen peki eğitimine devam etmen çok mümkün olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ne yapacaksın, ne planladığını merak ediyorum. Plan var mı kafanda, ne olur ne biter, ne düşünüyorsun? Hayır, plan olsun. Anneme babama biraz daha müsaade etmeleri için yalvarmak. Yani ha. böyle eğitimli bir ailedeyim bu. Madem beni okutuyorlar filan. Yani derim ki bana müsaade edin, hiç olmazsa ortaokulu bitireyim, hiç olmazsa 17 yaşına, 16-17 yaşına geleyim. Bir vücut ve bir kafa bütünlüğü olsun. Aynen, yani evet. 12 yaşında bir çocuğun evlenmesini ne kadar gelişmiş de olsa vücut bakımından ruh bile olsa gelişmemiş olmadı. Oluyor. Bu gençle Çengelköy'de karşılaştığını hatırlatayım. Kalbin öyle atıyor ki evinizdeki herkesin bu sesi duyduğunu zannediyorsun. O güne kadar hiç bilmediğin duygular seni ele geçiriyor. Sen etkileniyorsun. Eyvah, hazır yani. Baban çocuk yaşta evliliğe hiç sıcak bakmıyor Allah'tan. Fakat karşısındaki ailenin baskısı derken bir hani Osmanlı Paşası olduğu için baskı derken yani pres demek istiyoruz burada. Hani ısrarı nedeniyle seni bu gençle evlendiriyorlar. Bari nişanlasalardı. Evlendirmişler. Evlendirdiler. Okulu bırakıyorsun, eşinle birlikte onun aile evine taşınıyorsun. 2 sene boyunca mutlu, aşk dolu bir evlilik hayatın oluyor. Her şey yolunda giderken 9 yaşındaki kardeşin bir gün seni ziyarete geleceğini söylüyor. Ama yolda bir trafik kazası arabanın altında kalıyor ve ezilerek maalesef hayatını kaybediyor. Bir faciayla karşı karşıyasın. Muhtemelen çok düşkünsün kardeşine. Bu felaket haberi aldın. Kardeşin kaza geçirdi ve acı bir şekilde hayatını kaybetti. 2 sene dediğimize göre yani 14 yaşındasın şimdi. Ne hissediyorsun böyle bir durumda? Düşünemiyorum bile. Korkunç bir şey. Bir evliliğin içindeyim. Çocuğum daha. Bir de müthiş bir dram yaşamışım. Bu acıyla nasıl başa çıkacaksın? Annen babanın üzüntüsü falan. Ya da bu bundan kaçmak, bir mesafe koymak için ne yapabilirsin arana bu acıyla? Var mı bir sığınağın? Yazı yazabilirim. Varsa öyle bir kabiliyetim. Yani içimi dökerim. Çünkü içi evet, çok dolu. Donanımlı birikimlisin evet. zaten. Öyle yani mi? Resim, yazı, müzik çalıyor mu bir şey bilemiyorum. Yani bir bana yardımcı olacak bir sanata yönelmeyi düşünebilirim. Yahut meşguliyet ama çocuk doğurmak aklıma gelmez. Küçük bedenim var.
kardeşinin ölüm acısıyla birlikte kendini yazmaya veriyorsun. Hı. Annem ve baban da bu acıyla birlikte yıpranıyor, kendi kabuklarına çekiliyorlar. Her biriniz kendinizi iyileştirme gayreti içindesiniz. Sen acını, kederini eşin ve ailenle paylaşmak yerine satırlarınla dindirmeye çalışıyorsun. İlk şiirlerin böyle ortaya çıkıyor. Bu olayın üzerinden bir sene geçiyor ve bu kez de sen ölümden dönüyorsun. 15 yaşında düşük yapıyorsun. Daha küçük bir kız çocuğuyken boğuştuğun bu sıralı acılar seni daha mutsuz ve durgun bir hale getiriyor. Eşinin durumu da senden çok farklı değil. Günden güne aranız açılıyor, daha az iletişim kuruyorsunuz. O dışa, çünkü o da çok genç yani. Tabii. Evet, çocuk yaşta o da neredeyse, ergen yani diyelim. O dışarıda daha çok vakit geçirmeye çalışıyor. Yani imkanı var erkek olduğu için. Sen ise onunla vakit geçirmedikçe kendi içine daha çok kapanıyorsun, çekiliyorsun. Yaşama hevesin her gün biraz daha eksiliyor. Neyse ki güzel bir gelişme oluyor. 17 yaşına geldiğinde bir oğlun olacağını öğreniyorsun o düşükten sonra. Hı. 17 yaşında bir ilk çocuğun. Bugüne kadar iki ayrı kayıp yaşadın. İki ayrı ve ağır kayıp. Kardeşini bir sene sonra da ilk düşüğü kastediyorum. Doğmamış çocuğunu kaybettin. Ölümden döndün. Ama iki sene sonra bir oğlun oldu. Hayat tarafından ödüllendirildiğini düşünür müsün? Düşünüyor musun? Annelik sana iyi geldi mi? Evet, tabii düşünürüm. Yani bir umut verdi bana şimdi, bir çocuk verdi, bir hediye verdi. Ama bir de o acılardan dolayı bir, eğer sonunu getirebilirse, bir kabiliyetini keşfetti, yazıyor. Hmm. Ona mani olacak diye mi acaba kaygılandın? Çocuk yazmaya dolayı mani mi olur? Yok, çocuk... Onu da devam ettirirse mutluluk olur diyorsun. Değerli bir şeydir, evet, evet. Yani çocuk yeni bir başlangıç, yeni bir nefes. Evet. Ne kadar bir genç umut veya yaşlı olursan ol, bir umut. Evet. Artık aranıza üçüncü bir kişi katıldı. Yani eşinle birlikte bir daha aile. Bu vesileyle aranız düzelir mi sence? Biraz hani uzaklaşmıştınız ya. O mesafe seni üzüyordu. Hala aşık mısın? Mesela çok aşık olarak başladığın için soruyorum bunu. Onun davranışına bağlı. Erkeklerin ya, onun davranışında çünkü... bir kötülük yok. Sadece o da genç ve o üzüntülü halini evet, senin herhalde belki, şey yapamıyor, tolere edemiyor. Bilmiyorum. Yani ben erkeklerin çocuklarına anneleri kadar düşkün olabileceklerini pek tahmin etmiyorum. Ama bir çocuk tabii birleştirebilir. Evet. Birleştirebilir daha. Bir umuttur yani bu. Bir umuttur. Hala aşık mısın? Yok, artık değilim. Öyle mi? Değilim. Çünkü acılar birlikte göğüslenemedi. Evet, öyle evet. Mi? Yalnız kaldım. Yalnız kaldım. Yani sevmiyor değilim. Tabii bir alışkanlık var. O benim kocam. Yani bir saygım var filan ama. Evladım babası. O kalp çarpıntım vardı ya. Ha. Yani onu duymak birkaç onca zaman sonra ve onca şeyden, olaydan sonra mümkün değil. Sen oğlunu büyütürken eşinin ablası sana çok kötü davranıyor, zulmediyor. Bu süre zarfında iki oğlun daha oluyor. Ama evliliğin maalesef iyi gitmiyor. Eşin gece sefalarından eve gelemiyor, dönemiyor. Seninse sağlığın gün geçtikçe bozuluyor. Arka arkaya gelen doğumlar zaten hassas olan bünyeni iyice zorlamış. Bir de aşk var içinde. Kalbin hep acıyor. Sadece şiirlerini yazarak ve kısa günlükler tutarak iyi hissetmek için çabalıyorsun. Elinden geleni yapıyorsun. Çabanı gören doktorların sana bir seçenek sunuyorlar. Onların tavsiyesiyle tedavi için Büyükada'ya gidiyorsun. Ve bir süreliğine evinden, çocuklarından ve eşinden ayrı kalıyorsun sıhhat bulmak için. Kendin nasıl hissediyorsun? Evliliğin nereye varacak? Eşinle ve çocuklarınla mutlu olabilecek misin? Aşk varsa umut vardır dedim ama sen diyorsun ki biraz aşk konusu dönüştü, evrildi başka bir şeye doğru. Kesinlikle. Bu Büyükada biraz rahatlatır mı seni? Büyükada'da hiç olmazsa böyle geceleri eve geç gelen, beni ihmal ettiğini bildiğim kocadan uzak kalmaktan dolayı daha rahat edebilirim. Hiç olmazsa her gün aynı şeyi yaşamak, aynı üzüntüyü, aynı stresi yaşamaktan kurtulmuş olurum. Büyükada da çok güzel bir yerdir. Evet. Belki daha çok yazmaya dönek, madem ki yazıyor, şiir yazıyor, yazı yazıyor. Evet.
o bakımdan iyi gelebilir büyük ada. Adalar tarafı demek ki birçok zaman sıhhat için çok uygun bulunur. Evet, sakin, deniz temiz hava almak, aynen, iyi ot miyot, aynen, değil mi? Aynen. Büyükada'da 8 ay kalıyorsun. Annene ve babana asla bu alanları anlatmıyorsun. Eşin arada sırada Büyükada'da gelip seni ziyaret ediyor. Lütfediyor. Fakat bu ziyaretler zamanla seyrekleşiyor. Lütfetmiş demek ki. Üstelik çocuklarınızı da yanına getirmiyor. 8 ay boyunca 3 çocuğunu da görmüyorsun. Eve döndüğünde yine aynı durumla karşı karşıyasın Büyükada'dan sonra. Neden veren miyim? Yok, yani bu tatsız ortam anladım, devam ediyor. Yani anladım, bir şey onarılmamış anladım, oluyor anladım, anlamında. Eşin artık neredeyse hiç gelmiyor eve. Kulağına hovardalıkları ve kumar oynadığı çalınıyor. Sen de kulağına çalınıyor. Sen de zaten bunları çok az çok tahmin etmektesin. Eşin sana bir mektup yazıp seçenekler sunuyor. Masrafı paylaşmanız şartıyla bundan sonrası için onun evinde kalabileceğini söylüyor. Yani masrafları paylaşırsan evde kalabilirsin ev diyor. Ev dediği İstanbul'daki kendi ev, eviniz, kendi evet, evinde. Evet. Yani aile evi falan. Aksi takdirde kendi evine dönmeni belirterek çocukları da sana vermeyeceğini söylüyor. Yani çocukları alıp gidersin de değil. Yani çocuklar kalır, burada kalacak, sen gidersin. Gelir evet, görürsün. Evet. Çocuklarına düşkün. Eve gelmiyor ama çocuklara çok düşkün. Yapabileceğin pek bir şey kalmıyor. Bir mektupla ailene her şeyi anlatıyorsun ve eşinden hiçbir şey talep etmeden boşanıyor, evliliği bitiriyorsun. Ama çocuklarını hiç göremiyorsun. Adam dediğini yapıyor. Yeniden ailenle ve ailenin yakın çevresiyle görüşmeye başlıyorsun. Davetlere katılıyor. Yüksek mevkilerden arkadaşlar ediniyorsun. Hayatını yoluna sokmaya çalışıyorsun. Kendini iyileştirmek yazılara ve şiirlere kalıyor. Oraya sığınarak kendini iyileştiriyorsun. Tam bu yalnız hayatına alışmaya ve çocuklarının özlemine katlanmaya çalışırken eski eşinden bir haber alıyorsun. Seninle yeniden evlenmek istiyor. Sence eski eşi neden yeniden seninle evlenmek istiyor? Bir fikrin var mı? Çocukları da çok... Paraya ihtiyacı oldu. Paraya mı ihtiyacı evet, oldu? Bakıma paraya İdare ihtiyacı edemiyor, oldu. Evet. Çocuklarını da çok özledi. Sırf bunun için bile evlenme teklifini kabul etme imkanı var mı? Yani çocukları özlediğin için. Yoksa... Yok. Yani çocukları özlemeye zaten alışmışım. Oraya gideceğim, hem hakaret işleyeceğim, hem onun kötü muamelesine maruz kalacağım. Hem hayatı paylaşacağım. Hı hı. Olmaz mı? Bilmiyorum. Yani çok zor. İyi bir fikir zor, değil. Zor bir karar. Bayağı düşünürüm. Çocuklarının özlemine ve yalnızlığına dayanamıyor. Gidiyor. Sevgiye olan açlığın yüzünden eski eşine evet diyorsun. Onunla yeniden evleniyor, çocuklarına kavuşuyorsun ama bu mutluluğun ne yazık ki pek uzun sürmüyor. Eşin yine eve gelmiyor, geceleri yalnız geçiriyorsun. Eşinin konağın hizmetçisine ayrı bir ev açtığını, yakın zamanda kaybettiği babasından kalan her şeyi kumara yatırdığını öğreniyorsun. Yani bu adamın bu kadar dağılmasının sebeplerinden biri başında da zaten kimse kumar, kalmamış. Evet. Ay baba da gitmiş falan. O miras hediye dönüşmüş. Çocukların da sen de hak etmediğiniz halde gittikçe daha sefil bir hayata doğru sürükleniyorsunuz. Miras yediği eşin evinizin ve çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Seni 3 çocuğunla beraber babanın evine gönderiyor bir kere daha. Ne yapacaksın? Ailenin evine bir kez daha dönecek misin? Dönebilecek misin? Dönmeyi ister misin? Duygu durumunu bir öğrenmek istiyorum. Başka çarem var mı? Var mı? Yok. Bence yok. 3 çocuk. 3 çocuk. Hiç olmazsa babamın evidir, baba evidir. Yani orada hiç olmazsa beni kalben seven bir baba vardır, bir anne vardır. Onun hakaretlerine maruz kalmam. Evet. Çocuklarımı alır giderim. Bir tatsızlık zaten birinci dönüşüm büyük bir hataydı. Çünkü dönüştü bilmeliydim mi? Bunu bu hayatın değişmeyeceğini. Hı. Bilmeliydim. Ama bir zaafla gittim. İkinci defa kalmam, hayır giderim. Peki nasıl geçinmeyi düşünüyoruz? Gelir de yok. Baba evine dönmek. Baba evine dönerim, evet, yazarım, yazıyorum. Belki okullar var madem kız okulları açılmış. Oralarda yazabildiğim için şey yaparım, iş ararım, öğretmenlik, belki edebiyat öğretmenliği falan gibi. Kaç yılına geldik? 1914'te üniversite bile var.
kendime yahut bir iş bulurum. Yani nasıl bir iş? Kadınlar çalışabiliyor muydu? Kadınlar 1915'ten sonra çalışmaya başladılar. Belki bir iş bulurum. Tercümanlık, dil öğrenmişim zor, o kadar. Zor, çok zor. Çok zor. Kitap çeviririm, şey yaparım. Aileyi durumunu anlatıyorsun ve eve dönüyorsun tam da düşündüğün gibi. Fakat evet, annen de baban da yaşadıklarından olumsuz etkileniyor. Baban felç geçiriyor. Birkaç aylık tedaviden sonra yürüyebilir hale geliyor ama bir daha hiç konuşamıyor. Annen ise bu acılara daha fazla dayanamıyor. 1897 yılında daha gelmedik 1900'e vefat ediyor. Ve 98'de tam bir yıl sonra da babanı kaybediyorsun. İkisi birden gidiyorlar. Çocuklarına, şiirlerine ve günlüğüne sarılıyor. Ailenden sana kalan parayı evlatları okutmak için kullanıyorsun, harcıyorsun. En çok kime kızgınsın? Aşkını hiç eden eski eşine mi, yoksa senin çocuk yaşta evlenmene izin veren babaya mı? Kime en çok kızgınsın? Kızgın mısın? Kızgınım, evet. Eşime herhalde çok kızgınım. Babama küskünüm. Yani beni vermeye kırgınım. Bilirdi. Kırgınım. Ama eşime tabii ki çok bayağı kötülük yaptı yani. Az buz diye çocuklarımdan mahrum etti, aldattı, kötü muamele etti. Onun için hiç etmek onun dedim için yani. Hı. Aşkı hiç etmiş adam yani. Evet. Yazmak acılarını hafifletmenin bir yolu mu? Tabii. Yazma hem acılarından kurtulmanın bir yolu. İnsan yani her ne yapmak istiyorsa illa yazmak şart değil. O istediğini yaparken oyalanıyor. Hayattan kopuyor. Yani bir yere odaklanıyor. Evet. O iyi gelir. Yazar yahut belki evlere öğretmen olarak gidebilir. Yani bir hayatını kazanma yolu bulurdum. Bakardım yani çevremi kollardım ne yapabilirim siz, diye. Siz zaten tanıyorsunuz ama diyeceksiniz. Seyircimizle de tanıştıralım mı artık bu şair hanımı? Tanıştıralım. Efendim geliyor. Nigar, şair Nigar Hanım. Şair Nigar Hanım tabii ki tanıyorum. Bahçanın bu kadar çok çileliymiş. Bu kadar çileli olduğunu çok bilmiyordum. Bakın, çok üzüldüm, çok da hoş. Çok. Çok hikayesi şöyle devam ediyor. Onu bir bağlayayım. Osmanlı dönemi şairlerinden şair Nigar, asıl adıyla Nigar binti Osman. Anne ve babasının ölümünden sonra geçim sıkıntısına düştü. Sadrazam Halil Paşa, Nigar Hanım'ın anne ve babasına olan saygısından ötürü kendisine maaş bağlatmaya çalıştı. Şair Nigar hayatının son döneminde zaman zaman kesilen ve tekrar tekrar bağlanan maaşlarla yaşadı. Ünü Avrupa'nın birçok ülkesine yayılmıştı. Gittiği yerlerde krallara, kraliçelere takdim ediliyor. Her zaman elçiler tarafından gezdiriliyordu. Yani mihmandarları elçiler olmuş. Bu da onun ne kadar ciddiye alındığını gösterir. O açıdan söylüyorum. Sağlık sorunları da her geçen gün büyüyor. Sık sık hastalanıyor. 1918 yılında bitap düşüyor ve tifüs hastalığına yakalanıyor. Günlüğüne şöyle yazıyor. Ne olur hissetmeden bir gece sönüversem. Biçarelerin medet ve teselli umdukları pasiyans kağıtlarına ben de baktım. Çıkan fal bana ölümümün yakın olduğunu müjdeledi. Ölümü bir müjde olarak görüyor. Bu cümleleri yazdıktan 2 ay sonra öngörüsü gerçekleşiyor ve 1 Nisan 1918 tarihinde maalesef Şişli Etfal Hastanesi'nde hayata gözlerini yumuyor. Çok genç yaşta, 62 yaşında gidiyor. Çok şanssızmış, çok üzüldüm. Çok da güzelmiş. Çok güzel. Niye bütün bunları yaşamış? Niye hayatının tümünü yakalmış? Aşkına ve ona verdiği acıları harcayan, son raddeye kadar sınanan Nigar Hanım'ın ruhu şad, toprağı bol olsun. Feryat adlı bir şiiri var, oradan bir dörtlük okuyayım. Feryadı feryadıma imdad edecek yok. Efsus ki gamdan beni azat edecek yok. Tesiri muhabbetle yıkılmış güzel ama virane dili bir daha abad edecek yok. Mahcan.
Allah rahmet eylesin. Bari yattığı yerde huzur, rahat bulsun. İçim paramparça oldu. O şeyine de ben bir iki mısrağla cevap vereyim bari. Lütfen. Sanma zahit biz harabız. Zahiren viraneyiz. Her nazar görmez bizi. Bizler birer dürdaneyiz. Oo. Onun için yani çok... İnşallah duymuştur. İnşallah. İnşallah. Bakıyorum. Niye bu kadar ızdırap çekti? Yani o kocadan boşanıp o kadar güzel bir kadın ki belki başka birininle evleneydi keşke. Kendi kıymetini bilecek. Çünkü sade güzel değil. Belli ki çok yetenekli, çok değerli bir insan. Yazıyor, çiziyor, akıllı. Üç erkek çocukla zordur bir kere daha evlenmek bir başkasıyla. Bütün birikimine, donanımına rağmen dönemi de düşünecek olursak. Belki. Bugün yaşasaydı asla yalnız olmazdı ama o dönemde biraz zor demek. Evet, bugün artık aynı şartlarda değiliz ama ne kadar şanslıymışız biz Cumhuriyet dönemini yaratan. O adama ne kadar çok şey borçluymuşuz. Çünkü bize eziyet eden kocayı boşayabiliyoruz. Mahkemeye gidiyoruz, çocuklarımıza sahip çıkabiliyoruz, para bağlatabiliyoruz. Bütün bunlar imkanlarımız dahilinde ve iş bulup çalışabiliyoruz. Çalışma hayatına her aşamada katkı koyuyoruz. Ama bir cumhuriyeti koy bu tarafa, işte bir kadının çekebileceklerini burada görüyorsun. Evet. Bütün istikbali kocasının ve babasının dudaklarının arasında. Ve biz şimdi bunun kıymetini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Unutuyoruz ya da. Unuttuk. Peki, nur içinde yatsın hanımefendiye, aynen. Şahin Nigar Hanım'a veda edelim. Evet. Ama iki çok değerli kadın yani. Çok iyi ki çağırdınız beni. Vallahi çok. Siz onları çağırdınız bence. Şey, zenginleştim. Peki, Ayşe Kulin'e dönmek istiyorum biraz. Şiirlerin, şarkıların olduğu bir evde büyümüşsün. Evet, şanslıyım o bakıma. Şair Nigar gibi aslında. Biraz aileden bahsedelim mi? Yani anneannene çok düşkün olduğunu hemen anlıyorum. Çünkü çok çok sık anıyorsun ve çok güzellik oradan gelmiş. Anneannemin, benim ilginç olan doğduğum zaman anneannemin annesi ve babası hayattaydı. Vay 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 vay. Evet. Vay. Ben anneannemin babası vefat ettiği zaman 4. sınıfa gidiyordum. O muazzam genetik mirası taşıyorsunuz ama çok güzel taşıyorsunuz siz de. Anneannem, nenem öldüğü zaman yani anneannemin annesi öldüğü zaman ortaokuldaydım. Dolayısıyla ben Osmanlı figürleriyle çok uzun yıllar yaşadım. Evet. Onun için benim bu kadar edebiyata, divan edebiyatına falan yatkınlığım. Çünkü onların kucağında büyüdüm. Ama aynı evin içinde yani yazları giderdik dedemin. Onu soracaktım. Kalabalık bir ev miydi? Çok kalabalık bir evdi. Dedemin büyük sofralar falan. Üç kızı vardı. En büyüğü anneannem. Tabii anneannemin bir tane kızı vardı annem. En çekirdek aile biziz. Annemin de bir tane çocuğu vardı ben. Yani biz böyle biz tek. Büyük babam da erken vefat etmiş. Ben onu görmedim. Benim büyük baba bildiğim dedem anneannemin babasıydı. Tabii o bana çok düşkündü. Torun çocuğuydum ve ilk torunun çocuğuydum üstelik. O üç kız kardeş, kocaları, çocukları, torunları hep beraber dedemin konağında buluştuğumuz zaman yani çekirdek masa 15-16 kişi olurdu. Harika. Yazın. Harika. Yazın ben bir konak çocuğu olarak yaşardım orada. Çok eğlenirdim. Sonra Eylül'de İstanbul'a gelirdim. Çekirdek aile. Çekirdek. Anne, baba, ben. Evet. O soysal apartman da çok güzel bir apartmandı ama küçük bir evdi bizimki, üç odalı. Evet. Ve orada da bahçe falan yok çünkü apartmandayız. Ama çok büyük bir apartmandı, birkaç kapısı olan, çok çocuk vardı. Dolayısıyla biz sokakta oynardık. Tabii. Yani ben kışımı yaza kadar sokak çocuğu olarak geçirirdim çetelerin içinde. Birbirimizle savaşlar. Yazında konak çocuğu. Konak çocuğu. Böyle iki şeyli bir... Çok zengin şeyler ama tabii. Çok zengin arka planlar bunlar. Evet. İnsanın dilini geliştirecek, dimağını geliştirecek, açacak. İnce işlere çok hazırlayacak evet, şeyler, evet. Ortamlar ben, bu anlattıklarınız.
ilk öykülerimde zaten o konağı ve o dedemle babamın çok cumhuriyetçi bir baba. Hı hı. Baba da Atatürk'ün sizi kıvılcımlar olarak yolluyorum. Evet. Bana meşalel olarak dönün dediği takımdan bir genç mühendis. O Osmanlı'nın son maliye nazırı. Serb'de imzası bulunan bir dede. Hepsi aynı evin içinde. Ama çok büyük bir saygı ve sevgi içinde. Yani düşünceler farklı olabilir. Ama o şey hiçbir zaman aile ilişkilerine yansımadı. Dönem çok babayani bir dönem olduğu için ilişkiler mesafelidir ama sizinki yok, daha mı sıcaktı? İlişkiler çok tek çocuk iyiydi. Olmanın da etkisi var. Ben tek çocuk olduğum için de bir tane anekdot anlatayım size. Atatürk'ün madalyonunu getirdi babam eve. Devlet memurlarına dağıtmışlar herhalde, bir yıl dönümüydü. Ben onu bir zincirle taktım ve çıkarmıyorum. Anneannem beni aldı, adaya gidiyoruz. Her Mayıs gelirdi, bir ay bizde kalırdı Ankara'da. Oradan biz babamın vazifesinden dolayı Ankara'dayız yani. Tabii. Trenle gidiyoruz. Bana dedi ki bunu takma dedenin. Yani takma bunu, çıkar, denizde kaybedersin dedi. Yok dedim, yani takacağım. Hep çıkarmadan takıyorum. Yani annem kallem en sonunda bakla çıktı. Dedenin yanında takma dedi. Niye dedim ben? Yani o biraz Atatürk'e biraz kalbi kırıktı falan. Niye, sevmiyor mu dedim. İşte harfleri değiştirdi ya dedi, onun için dedi. Biz gittik adaya, ben babamı dedemin karşısına dikildim. Eyvah, artık 7-8 yaşındayım. Dede dedim, sen niye Atatürk'ü sevmiyorsun? Nereden çıktı bu dedi. Dedim ki anneannem madalyonumu takmamı istemiyor senin yanında. Sen dedim Atatürk'ü harfleri değiştirdi diye mi sevmiyorsun? Dedem bana ne dedi biliyor musunuz? Ben dedi Atatürk'e harfleri değiştirdi diye gücenmiştim. Ama dedi sen ilkokula başladın. Eylül ayında. Aralık ayında bana senden bir tane şey geldi. Mektup, tebrik. İşte yeni yılın kutlu olsun, dede, nene, anneanne bir şey yazmışım. Sen dedi eğer eski harfleri öğreniyor olsaydın onu bana hayatta 3 ay sonra yazamazdın. Neden yazamazmışım dedim. Yani niye, ne fark az var? Ortaya. Çünkü dedi eski Türkçe'de sesli harf yoktur. Sesli yani mesela kübra, kubur, kibir. Hepsi KBR. Sen öyle bir donanımda olacaksın ki, bana kendi anladığın bir dille anlatıyor yani o sırada. O harflerin ne anlama geldiğini öğren. Bunu dedi 3 ayda yapamazsın, 3 senede yapamazsın, 10 senede bile yapamazsın. Hı-hı. Eski Türkçeyi öğrenmek, hakkıyla okuyabilmek için çok yıllar lazım. Ve kültür ve donanım lazım. Ben dedi o zaman Atatürk'ün ne kadar iyi bir iş yapmış olduğunu anladım. Çünkü bak dedi şu bahçıvan sulara çiçek suluyordu o sırada. Gazete okuyor dedi. Bizim mutfakta yemek yapan hanım tefrika edilmiş romanlar eskiden gazetelerde. Evet. Romanlarını okuyor gazetede dedi. Bunları yapamazlardı. Onun için dedi sen onu tak. Ben hiç gocunmam, çok iyi bir iş yapmış Atatürk. Şimdi bu başka bir zihniyet. İlk intiba sonra evet, farklı bir şekilde. Görmek, doğruyu anlamak, olgunluk işareti, kabul edebilmek, doğru olanı kabul edebilmek bu büyük bir kültür. Evet. Büyük bir marifet gönlün ister yani. Gönlün ki ikisini birden öğrenelim. Keşke. Muazzam keşke. Bir bakın orada ben onu hep söylerim külliye, çünkü evet, ondan da çok fazla yazılı metin var benim elimde. Mektuplaşmışlar, hatıralar tutmuşlar, şiirler okuyamıyorum. Herkese de götüremiyorsunuz. İçinde evet. Ne var aileme ait? Veda'yı yazarken ben Murat Bardakçı'ya gittim. Murat Bardakçı'ya rica ettim. O bunları okuyor, okur ki ben bu kitabı yazabileyim diye. O dedemin konağından işgal günlerini anlatıyordum. Evet. Fakat o da ne kadar ilginç, o kadar bu konuda bilinçli bir insan ki. Dedemin adı Reşat. Bu dil dedi, bu dil şimdi birdenbire bu mektup, o mektup, o sayfa. Bir önceki başka bir jenerasyon dedi, o nesil bu dili kullanmaz. Aa, dedemin mektupları altında da R harfi var. Üşenmedi, gitti içeriden gitti bir tane maliyeciler, kocaman böyle bir ciddi kitap var, onu getirdi. Bir de baktık, maliyeci olan dedemin babasının adı Raif. Ha. O
oğluna yazmış. Yani Murat bunu ifadeden anlayabildi. Hmm, anladım. Bizim Türkçe'de de öyle. Şimdi bugünkü Türkçeyle siz ne bileyim ben 1950'deki Türkçeyi farkını görürsünüz okurken. Tabii. Kelimeler değişiyor yani yaşayan bir şey değil çünkü. Tabii. Hayret etmiştim. Peki biraz da şeyden bahsedelim mi? Anne kız ilişkisinden. Yani hepimiz biliriz ki baba oğul, anne kız ergenlik sırasında biraz zorlayıcı, çatışmalı hale gelir o işler. Senin annenle ilişkin nasıldı? Çocukluktan gençliğe, gençlikten yetişkinliğe nasıl bir süreç? Çok çatışmalı. Tabii. Evet. Babayla değil anne, ama değil mi? Hayır, babayla daha entelektüel düzelde ilişki kurardık ama annem benim yani karışırdı. Halbuki kendi çok modern, çok şeker, çok komik bir kadındı. Çok neşeli falan bir kadındı. Ama tek evladı olduğum için belki de ben iki çocuğumdan, yani boşanmış bir kadındım bakın. Boşanmış bir kadındım ama gencim, 23 yaşındayım. Mini, kısa hiç kolay etekler, değil, hiç. Etekler kısaldı. Hmm. Etekler kısaldı. Ben tabii de etekliğimi kısalttım. Kısalttın. Oturdum, elimden dikiş de gelmez ama ite kaka kısalttım, yani dizimin üstüne çıkardım. Sonra eve geldim, elbisemi giydim. Aa, etek burada. Tekrar. Aa, ben bunu kısalttım ya, hayal mi görüyorum? Yanlış mı hatırlıyorum? Evde çalışan kadına sordum, dedi ki annen onu dedi. Düzeltti. Düzeltti, uzattı dedi. Ne kadar kızdı biliyor musun? Yaydım elbiseyi masanın üstüne, aldım elime makası, kart. Açılamayacak şekilde. Ha. Evet. Ve daha da kısa kestim, tekrar pay bastırdım. Pay bırakmadım. Evet. Böyle bir ilişki vardı ama sevgi hiçbir zaman bitmedi. Hiçbir şey zaman. Ne zaman tamamıyla sağlıklı, birbirini anlayan bir ilişkiye dönüştü yaş olarak? Anneyle. Anneyle mi? Şimdi annem... Ya da oldu mu o hiç? Bazen hiç olmayabilir. Annemin hakkını yemeyeyim. Ben çok genç bir yaşta, hakikaten 23 yaşında, iki çocuk kolumda, baba evine döndüğüm zaman annem bana kollarını böyle açtı. Hiç bana evlendin, çocukların var, şey zengin bir kocaylasın, hiç böyle bir laf duymadım. Bilakis çok sevinerek açtı. İkinci evliliğimde de, ikinci eşim ben 10 yıl sonra, iki çocuğum daha var bu arada. Evet, beni aldattığını öğrendiğimin ertesi günü gittim. Annem gene gıkı çıkmadan kollarını açtı. Beni annemle babam dört çocuğumla her iki seferinde de evlerine de aldılar. Ellerinden geleni de yaptılar. Hiçbir zaman da git seni aldatan kocana geri dön demediler. Evet. Yahut sevmediğin kocana, yani ben birinci kocayla yaşayamayacağımı anlamıştım. Evet. Yani demediler. Bilakis 13'ün onlara hakikaten çok gönül borcum vardır. Çünkü bakıyorum da etrafıma, mesela benim amcamın kızına kendi evinden boşanmak istediğinde aynı reaksiyon gelmedi. Hmm. Ben daha şanslıydım. Evet. Hiçbir zaman benden ne evlerini ne sevgilerini esirgemedi. Bunda şeyin de etkisi olabilir mi? Bir evin, hatta bir sürü evin tek çocuğu olmak. Çünkü tek çocukluk bazen bir sürü dezavantaj getirir insanın hayatına. Bazen de avantaj sağlar. Onunla ya ilgili değil. Yani onların şeyleriyle ilgili. Evet, çok verici, çok fedakar, çok hayata başka türlü bakan, yani çocukları için her şeyi yapan insanlardı. Dört tane erkek çocuk büyütmek, evet, her baba yiğidin harcı değildir. Nasıl aranız onlarla? Çok iyidir. Hmm. Çok iyidir. Arkadaş gibiyiz. Zaten çoğu sınıfı geçer dışında. Misin anne olarak? Hı? Sınıfı geçebilir misin anne olarak? Onlara her birinde sorun. Tabii ama yoklar. Şimdi bir tahmininizi sorayım. Ben de öyle diyorum. Bana sorun zaman. Bilmiyorum, kızıma, onlara oğluma sorun diyorum. Ben çocuklarımı çok sevdim. Onlar için çok fedakarlıklar yaptım ama onların şeylerine hiç karışmadım. Eş seçimlerine. Tabii. Karışmadım. Karışan anneler var. Yani evet, beğeniyor, beğenmiyor, onu yapıyor, doğru, bunu yapıyor. Bilmiyorum yani, benim aralar iyidir oğullarımla aram ama tabii onlara sormak lazım. Benim bilmediğim hatalarım da olmuştur belki.
Torun mu daha çok seviliyor yoksa çocuk, evlat mı? Şimdi torun sorumluluğunu taşımıyorsunuz. Daha kolay seviliyor. Daha kolay seviliyor. Zahmetsiz değil mi? Aynen, zahmetsiz. Ama evladın yeri başka. Yakınında mı torun? Görebiliyor musun sıkça? Bütün torunlarım yurt dışında. Ay. Ama kaç tane lan? 8. Bir de torun çocuğu var. Torun çocuğu? Tabii. İşte aileden kalan her şeyi devam ettirebiliyorsun. Evet, bir numaralı oğlanın bir numaralı kızından torun çocuğum var. Evet, çok şeker bir şey. Çok üretken bir yazılarla oturduğum için bunu sormak zorundayım. Bir şeye nasıl başlayıp nasıl bitiriyorsunuz? Ben başlangıcındaki halinizle, motivasyonunuzla, donanımı, birikimi zaten biliyoruz, onu kastetmiyorum ama nasıl bir duyguyla bu kıyamete giriliyor bir roman yazmak, nasıl çıkılıyor? Bunu çok merak ediyorum. Bitince ne oluyor? Şimdi üçe bölerek söyleyeyim eğer vaktimiz varsa. Önce eteklerimdekini dökerek dedim size. Veda öyledir. Onun devamında gelen umut, hayal, hüzün benim hayat hikayelerim. Yani en iyi bildiğim şeyi anlattım. Yolda tesadüfler rol oynadı çok. Tesadüfen bir ölüm ilanından baktım, aynı ölüm ilanına aynı plaket getiriyor birileri, şeyden, İsrail'den geliyorlar, plaket veriyorlar Türk diplomatlarına. Meraklı da bir insanım. Neden acaba diye merak ettim. Aa, bir de öğrendim ki bizim Türk diplomatları çok, yüzlerce insanı bir kurtarmışlar. Birçok yerde yaptılar. Yani inanılmaz bir şey ve hiç duymamışız ve bilmemişiz. Şimdi bunun kitabı yazılmaz mı? Evet. Öteki Sevdalinka'yı örneğin, kendim, baba tarafım benim Boşnak kökenlidir. Hı. Bosna'dan göçen bir ailenin, hani bir Boşnaklarla ilgili bir kitap yazayım diye yola çıktım. Artık internet vardı onu yazarken. İnternette gezinirken bu savaşı gördüm. Savaşı tabii duymuştuk ama televizyon önünüzde akıyor, geçiyor. Unutuyorsunuz. Hı. Kalıcı olmuyor. Orada ben o belgeleri okuduğum zaman inanamadım. Avrupa'nın ortasında bir soykırımı yaşanıyor. 4 yıl boyunca ve bütün Avrupa'nın buna 4 yıl boyunca göz yumması beni, bakın o kitap beni dönüştüren kitaptır. Ben o kitapla o Batı medeniyeti dediğimiz çok hayranı olduğum medeniyete küstüm. Yani hakikaten bir gözümden düştü. Evet. Başka bir, yani başka doğu seyahatlerine falan yönelmem ondan sonradır benim. Ondan sonra o da bir tesadüf. Son kitabı söyleyin. Son kitaba niye girdiniz? Hayatımı misyon veren kitap Türkan Saylan oldu. Ha, evet. Yani ben Türkan Saylan'ın projesini, o Kardelen Kızların, Kardelen adında ben onu her seferinde tekrar etmek ihtiyacını buluyorum. Ben, isim anası benim ama projenin anası tabii ki değilim. İşte bu projeyi tanıttık bu projeyi. O projeyi tanıtırken ben tabii Doğu'ya gittim birkaç kere. Hem Güneydoğu'ya hem, çünkü bu çocuklar ancak aile müsaade ederse, yoksa tabii zorla ki çekilip tabii alınmıyor. Mümkün değil. Yani en kanunla bile alamıyorsunuz okutmak için çoğu çocukları. Çoğu zaman Batı'da da öyle. Aile kabul ediyor. Aileye her ay para veriliyor. Aileye sorulmuyor da o parayı ne yapıyorsun, çocuğa mı harcıyorsun, kendine mi? Mühim değil. Yeter ki destek çocuk okula gitsin. Evet, çocuk okula gitsin. Ve bugün 100.000'i aşmış çocuk çok başarılı işlerde çalışıyorlar her dalda. Yani bu çok gene önemli. Gene aşkla anlatıyorsunuz. Kitabı konuşuyorduk. Kitabın katkısı tabii ki vardı. Kitabın katkısı. Evet. Şimdi bana bir misyon, yani Türkan Saylan'ı tanımak hayatımda bir kapı açtı. Bir kere hakikaten hayran oldum. Bütün yaptıklarına hayran oldum. Şahsiyetine hayran oldum. Çok benzettik birbirimizi kendimize ama çok kısa sürdü. Çünkü çok hastaydı. Ama şimdi bir misyonum var ben. Her hak edişimi kendi kitaplarımın dışında çağdaş eğitime bağışlıyorum. Evet, onu biliyorum. Hı. Yani birçok yerden sürekli seminere, konuşma yapmalara davet ediliyorsunuz. Her yere gidiyorum. Oraların küçük büyük ne neması varsa çağdaş yaşamı desteklemeye gidiyor onlar.
Bu da harika bir şey. Son kitap hakkında bir şey olabilir. Birazcık spoiler verelim. Yarın yok mu? Yazmakta olduğum. Yazmakta olduğunuz. Yarın yok iyi biliyorum. Hayır, şimdi ben bir ticari gazetemine bize, şimdi sosyal medya var ya, oradan bir şeyler geliyor. Orada okudum. Aşk romanlarının yazarı Ayşe Kulin diye. Eyvah. Düşündüm. Benim ya, 40'a yakın kitabım var. Hiç aşk kitabı yok. Yani bir aşkı memnu yok aralarında. Evet. Aşk var her kitapta. Evet. Çünkü hayatta aşk var. Yani her kitabın içinde bir aşk işlenmiş. Ama Aylin de bir aşk kitabı değil. Sevdalinka da değil. Düşündüm. Dedim, bu kim yazdıysa bunu hatırını kırmayayım. Bir aşk kitabı yazarak gideyim bu dünyada. Tabii aman o yine tam aşk kitabı olamayabilir. Benim elimden gelmiyor çünkü o. Ama bir aşk, yaşlıca bir kadınla genç bir erkeğin aşkını anlatmak üzere yola çıktım. Artık ne kadar aşk kitabı oldu bilmiyorum, onu yazıyorum. Harika. Bir bakıyorsun ki Çengelköy'de karşılaştığın genç ailesini de alıp evinize seni istemeye gelmiş. Kalbim çarpsa bile evlenmekten korkabilirim 12 yaşında. Seni bu gençle evlendiriyorlar. Her şey yolunda giderken 9 yaşındaki kardeşin bir gün seni ziyarete geleceğini söylüyor. Ama yolda bir trafik kazası arabanın altında kalıyor ve ezilerek maalesef hayatını kaybediyor. Düşünemiyorum bile. Korkunç bir şey. Bir evliliğin içindeyim. Çocuğum daha. Bir de müthiş bir dram yaşamışım. Bu acıyla nasıl başa çıkacaksın? Yazı yazabilirim. Varsa öyle bir kabiliyetim. Yani bana yardımcı olacak bir sanata yönelmeyi düşünebilirim. Yahut meşguliyet, ama çocuk doğurmak aklıma gelmez. Küçük bedenim var. Eşin gece sefalarından eve gelemiyordu. Dönemiyor. Seninse sağlığın gün geçtikçe bozuluyor. Arka arkaya gelen doğumlar zaten hassas olan bünyeni iyice zorlamış. Sadece şiirlerini yazarak ve kısa günlükler tutarak iyi hissetmek için çabalıyorsun. En çok kime kızgınsın? Kızgınım, evet. Eşime herhalde çok kızgınım. Babama küskünüm. Osmanlı dönemi şairlerinden Şair Nigar, 1918 yılında bitap düşüyor ve tifüs hastalığına yakalanıyor. Günlüğüne şöyle yazıyor. Ne olur hissetmeden bir gece sönüversen. Birincisi, empatide gerçekten çok iyisiniz. Dışarıda tedirgin oluyordunuz, nasıl geçecek bu program. Artık çok memnun olmadığım şeyler oluyor etrafta. Empati konusunda birazcık zayıflamış olabilirim. Hiç öyle değil. Son derece kuvvetlisiniz. Çok teşekkür ederim. Açık kalple. Sağ olun. Ben de şaşırdım çünkü genellikle tahmin ettim ne yapmış olabileceklerini. Evet. Tahmin etmeniz şart değil ama gönlünüzü açmış olmanız o karakterlere zaten empatiyle maksatladığımız şey bu. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hem çok aydınlattınız hem güzel sohbetiniz. Ben de çok şey kazanmış olarak dönüyorum. Evet, yeni çok arkadaşlar tanıtmış olduk size. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. İyi ki varsınız. Size uzun, sağlıklı hem yazarlıkta hem kendi hayatınızda ömürler temenni ediyorum. Her şey yolunda gitsin. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Harika bir hanımefendiyi, nefis bir yazarı misafir ettik, Ayşe Kulin'i. Önümüzdeki hafta yine empatide, yeni bir empatide buluşmak üzere. Hoşça kalın.